Hani Leyla'ya sormuşlar, sen mi daha büyük aşıksın yoksa Mecnun mu diye. Elbette ben daha büyük aşığım diye cevap vermiş Leyla. Çünkü ben aşkımı kimseye söylemedim. O ise bir dağ delisi gibi davrandı. Sevgimizi dillere düşürdü. Aşkını göstermek için sevdiğinin adını tenine kazıyan nice Mecnun var. Sevgimizi göstermeyi bilmiyoruz biz. Bu yüzden de yaralayıp duruyoruz kendimizi. Aşk mı? Peki Ömer, bunu sen istedin yavrum. Bak, aşk Luna Park'taki tahta ata benzer. Hani jetonla çalışır ya böyle, atarsın içine. Bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri. Sanki bir yere gidiyormuşsun gibi bir his böyle, bir coşku. Ayakların yerden kesilir. Halbuki bir yere gittiğin yok. Tahta at çakılı oraya. Jeton bitince rüya buraya kadar. Anladın mı? Az biraz kafası kırık bir doktor gelmişti içeri. O anlatırdı. Vücudun bütün seslerini duysan sağır olurdun derdi. Oysa biz sadece kalbin sesini duyuyoruz. Kanın akarken çıkardığı uğultu ya da yaraların kabuk bağlarken çıkardığı sesler. Sırf başlayıp bitirebildiğim bir hikayem olsun diye bıktım ardımda yarım kalmış hikayeler taşımaktan. Çünkü bizzat ben yarım kalmış bir niyetim. Anlamlarını bilmeden sevip dinlediğimiz şarkılar var ya, işte biz böyleyiz. Sesin kıvrılıp büküldüğü yerde ıslanıyor gözlerimiz. Nedenini soruyorlar, bilemiyoruz. Kimseyi ikna edemiyoruz. Kendimizi çok ciddiye almaktan yorgunuz. Yazmanın eziyeti öğretecek bana. Hayat, sahip olduklarımızın dışında kalanlarmış meğer. Annemin plakları. Gitmişti babası. 1989 yılından bordo bir süveter, bon çanta ve biz bir karar verdik cümlesi kalmıştı aklında sadece. İlk terk edilişti yaşadığı. Aslında ilk kez yaşadığı bu duygunun terk ediliş olduğunu çok sonra anlayacaktı. İnsan herhangi bir duygunun tam olarak da ne olduğunu, benzerlerini tekrar hissetmeden anlamıyordu galiba. İnsanın bir tutamağı olmalı. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine. Ben toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri, gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum. Bu yüzden çoğu trabzan bana insanlardan daha güvenli gelir. Oysa o da sağlam olmayabilir. Ama tutunduğunuz bir trabzanın kırılıp sizi düşürmesi olasılığı, bir insanın sizi kırma olasılığından daha azdır. Kırmak, zincirleme bir reaksiyondur. Tutunduğun trabzan kırılır, düşersin, bir yerin kırılır. Bir insan kalbini kırar, öyle kırılmaz, böyle kırılır dersin, sen de kırarsın. Bu sefer kırılan gider, bu olayı bir başkasına anlatır. Oo, yanlış yapmış sana ama deyip tutar, o da arkasından kırıcı bir laf eder. O laf döner dolaşır kulağına gelir. Sen benim hakkımda ne demişsin diye kenara çekip hesap sorarsın falan filan. Kırmak, kırılmak öyle bir şeydir işte. Cam gibi hani. Küçük bir kırığı, çatlağı varsa ne olacak deyip kullanmaya devam edersin. O çatlağın yürüyeceğini bilirsin.
camdaki küçük çatlak zamanla yürür. Diğer kenara varınca büyük parçadan kopar ve rahatlar. Yani bazı küçük kırıklar, çatlaklar ancak gövdeden kopunca diner, rahatlar, durur. Karşı apartmanın yüzünde bir perde kalktı. Bir kadın kımıldamadan sokağa baktı. Yoksa o mu? Perde indi. Yoksa her şey ben olmadığım zaman benim olmadığım yerlerde mi oluyordu? Bir gün dünyada katlanılacak tek şey belki de sevgi olacak. Hem düşünsene, birini seviyorsun, karşılıksızlığına katlanıyorsun. Biri seni seviyor, onu kırmamak için kasılmalarına katlanıyorsun. Teyzeni, amcanı ya da dayını sevmek zorundasın. Bütün akrabalarına katlanıyorsun. Sevdiğin arkadaşların var ama katlandığın yanları da az değil hani. Yusuf Atılgan, Aylak Adam'da bir gün dünyada katlanılacak tek şey sevgi olacak demişti ama gelecek zaman kipi fazla belki de. Bu şimdiden böyle. Hatta bu eskiden beri böyle. Sordu bana, neden bu kadar kötümsersin? Yanıtladım, sen neden değilsin? Çevrene bakmıyor musun? Konuşmam yetmiyormuş gibi düşünmeye de başladım. En kötüsü buydu. Çoğu insanlar gibi düşünmeden konuşsaydım, kimse bir şey demeyecekti ama ben düşündüğümü söylemeye kalktım. Rahatsınız. Rahatsınız. Hem ne kolay rahatlıyorsunuz. İçinizde boşluklar da yok. Neden ben de sizin gibi olamıyorum? Bir ben miyim düşüne? Kelimelere herkes kendine göre bir anlam, bir değer veriyor galiba. Bu değerler aynı olmadıkça iki kişi iki ayrı dil konuşuyorlarmış gibi olmuyor mu? Annemin plakları. İçindeki duygular öldüğünde etrafındaki insan sayısının bir önemi kalmıyor. Duygularını görmezden geldiğinde bir sorun olmaz. İnsanlar her zaman umudumu boşa çıkarmanın bir yolunu buldu. Bir şey hissetmediğinde hayat çok daha kolay. Hepimiz birbirimizin paranoyasında yaşıyoruz. Bir adama bir silah verirsen bir bankayı soyabilir ama bir adama bir banka verirsen dünyayı soyabilir. Gerçek bir şey var mı ki? Şuna bak, şu binalara, şu arabalara, şu şehre. Fantezi üzerine inşa edilmiş bir dünya. Hayallerimiz üzerine kurulmuş bir dünya. Hap adı altında yapay duygular. Reklam biçiminde psikolojik savaşlar. Gıda adı altında akılla oynayan kimyasallar. Basın adı altında beyin yıkayan seminerler. Sosyal medya yoluyla kontrol edilen asosyal balonlar. Dünyayı anlamlandırmak için fantezi harika bir yoldur. Haşin gerçekleri hayallerle gizlemek. Gerçek mi? Gerçeklik hakkında mı konuşmak istiyorsun? Bu yüzyıl başladığından beri hiçbir şeye yakın yaşayamadık. İnsanlığın kalıntılarını sürekli genişleyen çöplüğün içine atarken her şeyi kapattık, pillerini çıkardık ve GDO'lu poşetinin içine attık. Şirketlerin bir aşağı bir yukarı inip çıkan kutuplu numaraları olan dijital ekranlarında markalaştırdığı evlerde yaşıyoruz. Bizi insanlığın görüp görebileceği en derin uykuya dalmamız için hipnotize ediyor. Gerçek bir şey bulmadan önce epey derinine inmen gerekiyor anlayıcı. Bir saçmalık krallığında yaşıyoruz. Senin uzun süredir yaşadığın krallık. O yüzden bana gerçek olmadığımı söyleme.
Aklını sorgulamak bir şey, gözlerinden ve kulaklarından şüphe etmek bambaşka bir şey. Ama hepsi bir değil mi? Hislerimiz beynimize giden vasat içerikler. Tabii onlara bağlıyız. Onlara güveniyoruz. Etrafımızdaki dünyayı doğru bir şekilde resmettiklerine inanıyoruz. Ama ya korkunç gerçek yapamadıklarıysa? Algıladığımız şey biraz bile gerçek dünya değilse, zihnimizin en iyi tatmininden ibaretse, ya elimizdeki tek şey karma karışık bir gerçeklik, asla bütününü göremeyeceğimiz bulanık bir resimse, savaşmaya devam ediyoruz. Bırakalım dünyanın maskesi düşsün, biz de tekrar kendi benliğimizi bulalım. Belki kirli Facebook arkadaş isteklerini ve Vine yıldızlarını bir kenara bırakabilirsek, hepimiz gün ışığını görebiliriz. Dünya tehlikeli bir yer anlayıcı. Ama kötülük yapanlar yüzünden değil, görüp de hiçbir şey yapamayanlar yüzünden. Kötülüğe göz yuman iyi insanlar, kötü insanlardan daha çok kötülük yaparlar. Böylece kötü insanlar az da olsa, kötülükler iyi insanlar yüzünden çoğalabilir ve kötüler iyilerden daha iyi kalır. Hala insanların sporu neden sevdiğini anlamıyorum. En tuhaf şeylere bile heyecanlanıyorlar. Ama ben harap şeylerdeki güzelliği görüyorum. Düzenin tehditkar suratının arkasına saklanmış kaosun görünmez kodunda. Şansımız belki yaver gider he anlayıcı. Belki onlar dikkatsizleşir, hata yaparlar. İçinde yaşadığımız dünya bu. İnsanlar birbirlerinin hatalarına bel bağlıyor. Birbirlerini kandırmak için başkalarını kullanıyorlar. Hatta birbirleriyle ilişkili oluyorlar. Sıcak, dağınık bir insan çemberi. Sence insanlar tam anlamıyla hak ettiklerini mi kazanıyorlar? Hayır. Ya fazla ya az alıyorlar. Ama zincirdeki biri her zaman kaymağını götürüyor. Varoluşu için savaşmaya hazırlanmadan önce kişinin niçin savaştığını anlamasına gerek yoktur. Bana artık eskisi gibi bağırmıyorsun ki bu çok iyi dedi. Ve ekledi. Ama buna hala tutunduğunu söyleyebilirim. Ve öfke sorunlarının üzerine düşmeliyiz. Herkese öfkelisin. Topluma, dedi. Öfkelenecek çok şeyin olduğunu biliyorum ama bunu kendine saklaman ve hep yaptığın gibi sessiz kalman sana bir fayda sağlamayacak. Derinlerindeki acı. İşte üzerinde çalışmamız gereken yer orası, dedi. Ve sordu. Toplumda seni bu kadar hayal kırıklığına uğratan şey ne? Bu sefer ben konuşmaya başladım. Şöyle dedim. Bilemiyorum. Hepimiz çocukların sırtından milyarlar kazandığını bilmemize rağmen Steve Jobs'ın harika biri olduğuna inanmaz mı? Ya da belki tüm kahramanlarımızın sahte olduğunu hissetmemizdir. Dünyanın kendisi bile bu kadar bir aldatmaca, birbirimizi fikir gibi maskelediğimiz saçmalıklarla doldurmaktan, sosyal medyada samimiyet taklidi yapmaktan başka ne yapıyoruz? Yoksa buna oy verdiğimiz için mi? Hileli seçimlerimizden değil, mal, mülk, paramızdan bahsediyoruz. Yeni bir şey söylemiyorum. Bunu neden yaptığımızı biliyoruz. Birçok şeyi bizi mutlu ettiği için değil, uyuşturulmuş olmak istiyoruz diye yapıyoruz. Çünkü bu gerçek bir acı. Kendimizi kandırmayalım. Çünkü biz korkağız. Duvarların üstünden bakmaya çekiniyorlar. Görebileceklerinden korkuyorlar. Kontrol sahibi olup olmadığımızı nasıl bileceğiz? Sadece önümüze gelen şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Olay bu. Sürekli iki seçenekten birini seçmeye çalışıyoruz. Tıpkı bekleme salonundaki iki tablo gibi.
ya da gazlı içecekler, hamburgerciler, araba markaları, hepsi aynı bulanıklığın parçası değil mi? Odak dışında kalan bulanıklık, seçimin yanılması. Yarımız kendi istediğimiz kablolu yayın, doğalgaz ve elektrik şirketini bile seçemiyoruz. İçtiğimiz su, sağlık sigortamız. Seçebilseydik bile fark eder miydi ki? Eğer tek seçim şansımız kılıç ve kalkan arasında oluyorsa bu nasıl seçimdir? Aslında aynı değiller midir? Hayır. Hayır. Seçimler bizim için tayin edilmiş uzun zaman önce. Bu kendimi korumanın tek yolu. Onlara asla kaynak kodumu göstermemek. Kendimi kapatmak. Beni kimsenin bulamayacağı soğuk, kusursuz labirentimi yaratmak. Ama artık daha normal olacağım. Belki kız arkadaşım bile olabilir. Onunla birlikte aptal Marvel filmlerine gideceğim. Spor salonuna yazılacağım. Instagram'da bir şeyleri beğeneceğim. Vanilyalı latteler içeceğim. Bu andan itibaren açıksız bir hayat süreceğim. Kusursuz labirentimi korumak için her şeyi yapacağım. Annemin plakları. Sevgili anlayıcılar, bir podcast'i daha noktaladık. Annemin plakları YouTube kanalıma abone olur, videoyu beğenir, bir de üstüne zil resmi olan bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Bağımsız bir yayıncı olarak yayınlarımın sürdürülebilirliği açısından Annemin plakları Patreon hesabıma, açıklamada linki var, çorbada tuzumuz olsun deyip katkıda bulunursanız teşekkür ederim. Eksik olmayın.